Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman'ın ayetleri programımızda İbrahim suresi 24-27. ayetleri değerlendirmeye çalışacağız. Burası imanla küfrün bir mukayesesi. Allah-u Teala güzel bir sözü bir ağaç misaliyle, kötü bir sözü de yine bir kötü ağaç misaliyle bize anlatıyor. İman ve küfrü böyle bir temsille bize ders veriyor. Şöyle ki, Elem tara, görmedin mi? Keyfe daraballahu meselen, Allah nasıl bir misal getirdi? Kelimeten tayyibeten, güzel bir söz. Keşeceratın tayyibe, güzel bir ağaç gibi. Asluha thabit, kökü sağlam, sabit. Ve feruha fisseme, dalı ise, dalları ise semada. Tü'ti ukulehe, külle hinin bi izni rabbihe, Rabbinin izniyle daima meyvelerini veriyor. Ve yadribullahu'l emsale linnas leallehum yetezekkerun. Allah insanlara böyle misal getiriyor ta ki insanlar öğüt alsınlar, ibret alsınlar diye. Burada çok harika bir misalle karşı karşıyayız. Kelime-i tayyibe, yani güzel söz. Güzel söz güzel bir ağaca benzetiliyor. O ağacın sağlam bir kökü var. Dalları semada ve daima meyvelerini veriyor. Acaba bu güzel sözden murat nedir? Müfessirlerin genelde dikkat çektiği gibi iman, la ilahe illallah kelamı, Allah kelamı bu güzel bir sözdür. Ve la ilahe illallah bunun kökü insanın kalbinde, dalları insanların azalarında ve daima bu meyvelerini veriyor. Yani kalbinde iman kökleşmiş olan bir kimse daima salih amel meyvelerini veriyor. Demek ki bu anlamda değerlendirebiliriz. Ve daha diğer güzel kelimeler, bir elhamdülillah kelimesi, subhanallah kelimesi, daha güzel ne kadar kelimeler varsa bunların her birisi bir ağaç gibi. Kökü sağlam, dalları yukarıya doğru ve daima meyve verir. Bu ağacın diğer ağaçlardan farkı daimi bir meyve vermesi. Çünkü bizim bildiğimiz ağaçlar daima meyve vermez. Diyelim portakal kışın meyve verir, yazın meyvesi yoktur. Elma yazın meyve verir, kışın meyvesi yoktur. Ama iman ağacı kökü kalpte sabit, dalları insanların azaları ve daima meyvelerini verebiliyor. Yani dilde daima zikir meyvesi, gözde ibretle bakma meyvesi, kulakta daima güzel manaları duyma meyvesi, güzel sohbetleri, Kur'an'ı dinleme meyvesi gibi. Daha diğer azalarda, hayalde, fikirde, akılda, bütün buralarda meyvelerini veriyor. Demek ki iman bir hayat sistemi meydana getiriyor. Ve o hayat sistemi içinde bir insan daima güzel meyveler veren bir ağaç gibi olabilir. Ve ona göre hayatını semeradar bir şekilde, mutlu bir şekilde geçirebilir. Ve bu noktada deniliyor ki müminin bakışı ibret, sözü hikmet ve sükutu tefekkürdür. Yani bir mümin diyelim oturuyor. O oturduğu halde de yine boş değildir. O kimse kainat kitabının manalarını seyreder, tefekkür eder ve o boş gibi görüldüğü halinde bile o insan boş değildir, doludur. Bakışı ibrettir. Her şeyden bir ders alır, bir ibret alır. Sözü de hikmettir. Hikmetli konuşur ve onun konuşmalarında rastgele bir şey yoktur. Ve o kimse şuna inanır. İnsan kendi hayat filminin başrol oyuncusu, her yaptığı kayıt altında. Böyle olunca o insan kendine çeki düzen verir. O insan abdolmanın şuuru içinde yaşar ve ona göre ciddi bir hayatı geçirmeye gayret gösterir. Demek ki iman kelimesi ve imanın temelinde yer alan Allah'a iman bu kalpte yerleşiyor. Kalpte kök salıyor ve azalarda dal budakları oluyor. Oralarda kendini gösteriyor ve daima meyvelerini veriyor. Ayak onu iyi yerlere götürüyor. Zihin, beyin güzel şeyleri düşünüyor. Hayalinde daima güzel şeyler var.
Gittiği yerler güzel, konuştuğu şeyler güzel, düşündüğü şeyler güzel, hatta hayal ettiği şeyler güzel. Birazdan göreceğiz. Küfür kelimesi ise o da habis bir kelime ve habis bir ağaç gibi, çirkin bir ağaç gibi, onun sağlam bir kökü yok ve düzgün bir meyvesi yok. Onun da insan hayatında daima kötü neticeleri var. Bir ehli iman nasıl daima güzel şeyleri düşünürse, ehli küfür olan birisi de daima kötü şeyleri düşünür. İşte bununla alakalı Allah-u Teala şöyle bildiriyor. Ve meselü kelimetin habisetin, habis bir kelimenin meseli ise, misali şuna benzer. Keşeceratin habise, habis bir ağaç gibi. Keşeceratin habisetini çütüsset min fevgül art, yani yerin üzerinden böyle gövdelenmiş, sağlam bir kökü yok. Mâ lehâ min karar, ve onun bir kararı söz konusu değil. İman kalpte kök salmıştı. O kökleri sağlam bir ağaç gibiydi. Ama bu ise yerin üzerinden hemen böyle gövdeleni vermiş, sağlam bir kararı olmayan habis bir ağaç misal. Yusebbitullahu lezine amenu bil gavli sabit. Allah iman edenleri sabit kelam ile, sabit kavl ile onlara sebat verir. Fil hayati dünya ve vel ahira, dünya hayatında ve fil ahira, ve ahirette. Ve yudillullahu zalimin, ve Allah zalim olanları yoldan saptırır. Ve yef'alullahu ma yeşe, ve Allah dilediğini yapar. Değerli izleyenlerim, burada iman ve küfrün çok harika bir temsili getirildi. Ağaç misaliyle bu anlatıldı. İman gerçekten kökleri sabit, sağlam, dalları yukarıya doğru ve daima meyve veren bir ağaç gibi. Küfür ise bu da yerin üzerinden çıkmış, sağlam bir kökü olmayan ve meyvesinin de tadı olmayan, acı meyveleri olan bir ağaç misali. Ebu Cehil karpuzu denilen bir karpuz türü söz edilir ve dikenli bir şey ve bunun meyvesi de yenilecek türden bir meyve değil. İşte küfür öyle bir zakkumdur. Küfür öyle nahoş bir şeydir. O yolda gidenlerin gerek akıllarında, gerek hayallerinde, gerekse iç dünyalarında, dış dünyalarında herhangi bir güzellik söz konusu değildir. Akılları dalavere için çalışır. Hayalleri hep kötü şeylerin peşinde koşar. Gittikleri yerler nursuz yerler, berbat yerlerdir. Söyledikleri sözler çirkin sözlerdir. Bakışlarında bir ibret yoktur ve sözlerinde hikmet yoktur. Bu anlamda hayatları boşa akıp gider ve hayatlarının meyvesi olsa olsa neticede zakkumu cehennem olur. Cehennem zakkumu, böyle bir şeyi elde ederler. Ama ehli iman ise kalplerinde sabit sağlam bir iman ve bu iman amellere yansıyor ve düzgün ameller işliyorlar. Daima her türlü güzel ameli yapmaya çalışıyorlar ve böylece onlar daima meyvesini veren bir ağaç misal oluyor. Yani şu dünyadaki ağaçlar daima meyve vermez ama iman ağacı daima meyvelerini verir. İşte bir insan boş kaldığında Allah'ı zikreder. Diliyle, kalbiyle zikreder. Bu insan ağacının meyve vermesidir. Ve bir insan elhamdülillah dediğinde elbette o elhamdülillah kelamı diğer aleme de gönderiliyor ve onun cennetinin belki köşkleri, hurileri o şekilde meydana getiriliyor. Ve bu anlamda baktığımızda gerçekten ehli iman olan bir kimse hayatını dolu dolu yaşar ve vaktini azami bir şekilde değerlendirir ve şu dünyada onun bir boşluğu yoktur. Boş vakti yoktur. Daima dolu bir şekilde hayatı yaşar. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle bildiriyor. Müminin hali ne güzeldir. Eğer o bir sıkıntıya maruz kalsa sabreder, sevap kazanır. Eğer bir nimete mazhar olsa şükreder, yine sevap kazanır. Bu sadece ehli iman içindir, müminler içindir buyuruyor. Demek ki bir mümin gerçekten
hayatını her halükarda değerlendirebilir. Bütün durumlar içerisinde o insan ömür sermayesini değerlendirir. Böyle olunca da bütün ömrünü semeradar, meyvedar yapabilir. Şartlar ne olursa olsun o insan gerçekten ömrünü dolu dolu yaşar. Kur'an-ı Kerim bize çok güzel örnekler veriyor. Mesela Eyyub Aleyhisselam bir sabır kahramanıdır. Hazreti Süleyman ise o da bir şükür kahramanıdır. Hazreti Süleyman saltanat sahibi, aynı zamanda bir peygamber. İşte Allah-u Teala Hazreti Süleyman'dan bahsederken ni'mel abd, o ne güzel bir kuldur buyuruyor. Demek ki bir insan nimetler içinde olabilir, o nimetler içinde ne güzel kul unvanına nail olabilir. Öte taraftan Hazreti Eyüp örneğinde olduğu gibi çok çileli bir hayatı da olabilir. Hastalıklarla geçen bir hayatı olabilir. Ama o zaman da yine ni'mel abd sırrını yakalayabilir. Ne güzel kul unvanını o şekilde de elde edebilir. Demek ki meselenin kayyumu imandır. Bir insanda iman varsa sistem ona göre kuruluyor. Ve artık o insanın amelleri de ona göre şekilleniyor. İmanın kuvvetine göre o insan salih amel yapabiliyor. Ama kafir olan bir kimse köksüz bir ağaç gibi, kalbinde dayanacak bir nokta yok ve bu insanın hayatında düzgün amel de yok. Ne söylediği sözlerin bir kıymeti var, ne yaptığı işlerin bir kıymeti var ve o insanın hayatı adeta koca bir nehrin çöle akması misali, bir işe yaramıyor. Çorak bir şekilde, çorak araziye akan su misali ömrü gelip geçiyor. Dostoyevski'nin şöyle bir ifadesi var. Yeniden dünyaya gelseydim saniyelerin nabzını tutardım. Yani ömür gerçekten çok kıymetli. Ömrü saniye saniye değerlendirmek lazım. Ve deniliyor ki vazife içinde bulunduğumuz anın bizden istediğini yapabilmektir. Yani her anın bizden istediği şeyler var. İşte bir insan nimet içinde olduğunda o hali şükrü gerektirir. Şükretmesi lazım. Ama bir takım sıkıntılar içerisindeyse bu da sabrı gerektirir. Bu da onu iktiza eden bir durumdur. Dolayısıyla sabır, şükür, fikir, zikir, hamd, bu gibi şeyler hayatımızı doldurması gereken şeyler. Ve Allah-u Teala insan hayatını adeta bir model seçmiş ve bu insanın üzerinde çok değişik tarzları deniyor tabiri caizse. Ve bu insanı halden hale koyuyor, tavırdan tavıra koyuyor. Kur'an-ı Kerim'de insanın ana rahmindeki yaratılışı anlatılırken وَقَدْ خَلَقَكُمْ اَتْوَارًا, Allah sizi tavırdan tavıra yarattı buyuruluyor. Herhalde bu tavırdan tavıra yaratılma ömür boyu devam etmekte. Ve ömür boyu bu insan bir halden başka bir hale geçirilmekte, götürülmekte. İşte bir zamanlar sevimli bir bebek derken oynayan bir çocuk derken buluğa ermiş bir delikanlı. Artık hisleri değişiyor. Hatta fiziki dünyası bile değişiyor. Ve ona göre artık bir delikanlı halet ruhiyesi içinde hayatı geçiyor. Ardından olgun bir insan, ardından yaşlılık dönemi ve derken ölüm. Bütün bu merhalelerde her merhalenin kendinden istenmiş olan tavırları vardır. Yani bir delikanlıdan istenilen şeyler, bir ihtiyardan istenilen şeyler farklı farklıdır. Ve bir delikanlılığın imtihanıyla bir yaşlılığın imtihanı elbette aynı değildir. İşte bütün bu durumlarda eğer bir insanda sağlam bir iman varsa o insan ömrünü daha iyi değerlendirir ve ömrünün her halini meyvedar yapabilir. Ömrünün her halini ahiret hesabına çok faydalı bir şekilde değerlendirebilir. Mesela nice insan vardır ki otobüsle seyahat esnasında vaktini değerlendirmez. Adeta rölantide çalışan bir motor misali. O da rölantide kendi halinde bir durum olur. Ama bir kısım insanlar o vakitte kitap okur. Veya kitap okumasa bile kendi iç dünyasında ciddi tefekkürler içinde yaşar. Ve ölçer, biçer,
daha önce okudukları üzerinde iç dünyasında değerlendirmeler yapar. Bu gerçekten fikri bir hareketliliktir. Ve bu son derece önemli bir durum. Bir insan böyle fikri bir hareketliliği yakalayabilirse o insan bulunduğu her durumda bir şeyler yapabilir. Velev diyelim zindana da atılsa, zindanda karanlık bir yerde de kalsa o insan fikren hareketlidir. Fikri makine gibi tabiri caizse çalışmaktadır. Ve buna tefekkür deniliyor. Fikrin çalışmasına tefekkür deniliyor. Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala tefekkür edenleri met eder. Onlar göklerin ve yerin yaratılışını tefekkür ederler. اَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي اَنْفُسِهِمْ Onlar kendileri hakkında tefekkür etmediler mi? Bu mealde ayet-i kerimeler var. Ve tefekkür bir müminin en belirgin özelliklerinden birisidir. Yani mümin zeka tarlasını nadasa bırakmaz. Mümin zeka tarlasında daima iyi şeyleri üretmeye çalışır. Ve bu tarzda dolu dolu hayatı yaşar. Ve tefekkür yolunda daima ilerlemeye çalışır. Şükür yolunda ilerlemeye çalışır. Bakar ki gerek üzerinde, gerek içinde, gerek dünyada her tarafta çok nimetler var. Afaki ve enfüsi çok nimetlerin içerisinde yüzdüğünü görür. Ve in tauddu ni'metallahi la tuhsuha ayetini hatırlar. Yani Allah'ın nimetlerini saymaya kalksanız saymakla bitiremezsiniz. Bunları hatırlar ve böyle olunca gerçekten derin derin iç aleminde şükreder. Bu da yine bir ibadettir. Ve o elhamdülillah kelimesi bakiyatus salihata dahildir. Şu dünyanın o fani hayatı içerisinde beka alemi hesabına geçen en güzel amellerden birisidir. Demek ki tefekkür, tezekkür ve gelecekle alakalı güzel hayaller kurmak, güzel niyetler taşımak bu da başka güzel artı bir değerdir. Bir insan niyetiyle de çok güzel şeyleri yapabilir veya en azından yapmış gibi sevap kazanabilir. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam اِنَّمَا الْاَمَالُ بِالنِّيَّاتِ buyuruyor. Ameller niyetlere göre. وَاِنَّمَا لِكُلِّ اِمْرِئٍ مَا نَوَى herkes için ancak niyet ettiği vardır. İşte bir insan güzel şeyleri niyet etmekle Allah-u Teala onun ömrünü o noktada da bereketlendirir. Hayalimizden güzel şeyler geçirirsek, nurani şeyler geçirirsek bunlar da ibadet hükmüne geçer. Herkesin kendine göre bir hayal dünyası var. Ama bir kısım insanlar hayal dünyasında ben merkezli yaşarlar. Benim evim, benim arabam, benim yaz tatilim, benim kış tatilim gibi ben merkezli, egosentrik bir hayatları olur. Ama hayallerini de değerlendirmesini bilen insanlar başkalarının faydalarını da nazara alır. Başkalarına faydalı olmak için şöyle yapsak, böyle yapsak kendi iç aleminde bunun kurgularını yapar ve ona göre hesaplarını yapar, hayallerini kurar. İnsanlığın faydasına şöyle şöyle müesseseler açsak, insanlara şöyle şöyle faydalı olsak bunların hayalini kurar. Bunları gerçekleştirebilir. Velev gerçekleştiremese bile ameller niyetlere göre Allah onun niyetini amel gibi kabul eder ve diğer alemde ona göre mükafatını alır. Demek ki bir insan imanının kemaline göre daima güzel meyveler veren bir ağaç gibi olabilir. Ve bütün azaları, bütün latifeleri ona daima sevap kazandırabilir. Küfür ise o da kötü bir ağaç misal. Sağlam bir kararı yok, güzel meyvesi yok ve kafirin dünyasında manevi güzelliklere yer yok. Cenab-ı Hak imanla geçen güzel bir hayatı, daima semeredar, meyvedar olan bir hayatı hepimize nasip etsin. Bir başka programımızda tekrar beraber olmak ümidiyle hepinize hayırlı günler, hayırlı geceler diliyorum.